Bir arkadaş şu arada bir soru sordu. Onu da bu arada size de cevabını söyleyeyim. Biraz önce yani iki kişi çalışıyor. Birisi az kazanıyor, birisi çok kazanıyor. Bunu nasıl izah edersiniz dedi o şey olayında. Şimdi Allahü Teala diyor ki ben insan illa ma diyor ya. İki kişinin de çalıştığının karşılığı 10 liraysa o 10 lirayı ikisi de kazanır. Ama Allah birisine 100 lira, 1000 lira verebilir. Öbürüne sadece 10 lira da bırakır. Ama o 10 lira, 9 lira vermez 10 liralık çalışana. Çalışmasının karşılığını taslamam alır o. Ama öbürüne fazla verir. 10 liralık iş yapar, 1000 lira alır. 1000 lira kazanır, 100 bin lira kazanır. O Allah'ın ikramıdır, o bir imtihan gereğidir. Ama o çalıştığının karşılığını mutlaka alır. Mesela işte bir ayet-i kerime var. Eğer izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremuhu ve emmel insânu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremuhu ve na'ameh fe yekûlu rabbi ekremen. Şeyde e, Fecir suresinde evet. İnsanoğlu Allah ona ikramda bulunur. Sağ olun. Teşekkür ederim. Fecir suresinin 15. ayeti. Allah onu iptilaya sokar. Yani yıpratıcı bir imtihandan geçirir. Ve ikramda bulunursa. Ve nimet verirse. Nimet vermenin nesi yıpratıcı imtihan? Kardeşim eline para geçtiği zaman aklına öyle şeytanlıkları gelir ki daha önce aklının köşesinden geçmeyen şeytanlıklardır. Ona sabretmek kolay mı? Çok yıpratıcı bir imtihandır. O zaman feyekulu rabbi ekremen Allah Allah veriyor canım der. Tuttuğum altın oluyor. Bu imtihan için aldanma. Ve amma izâ mebtelâhu fe kader rizkahu. Ama yine ilk kişiyi bir şeyden geçirirse yıpratıcı bir imtihandan kadere aleyhi rızkahu. Rızkını onun çevresinde bir ölçülü olarak verirse. Yani yaptığının dengi veriyor, fazlasını değil. Yaptığı, çalıştığı miktarca veriyor. Bizim işte sabit gelirli diye söyleriz. Türkçe şey Türkçede dar gelirli, sabit gelirli diye. Yani şeyi belli. Çalıştığı kadarını veriyor, fazlasını vermiyor. Allah benim yüzüme hiç bakmıyor. Çalış çalış hiçbir şey yok. Hiç tadı yok işlerinde. Bu da bir imtihan kardeşim. Bu da bir imtihan. Ama sonuç ne? Çalıştığının karşılığını mutlaka alırsın. Ama Allah birine fazlasını verir, birine vermez. Böylece bunu da tamamlamış olduk. Peki hepinize çok teşekkür ederiz.